Sevgili İşleşimiz programı izleyenleri, programımıza kaldığımız yerden Ankara Temeskut'tan devam ediyoruz. Yanımızda Gazi Okçu Spor Grubu'nun aynı zamanda milli sporcumuz olan Oğuzhan Polat bulunuyor. Evet hocam, biraz sizi tanıyabilir miyiz? Öncelikle hoş geldiniz. Ben Oğuzhan Polat. Ben Gazi'yim, Güneydoğu Gazi'yim. 96 yılında mayına bastım. Uzun zaman tedavi gördüm. 2007'de okçuluk sporuyla Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi'nde başladım. Yaklaşık 11 yıl devam ettim. 2012 Londra Olimpiyat dördüncülüğü, 2013 Dünya Şampiyonası'na katıldım. 2017 Dubai'de fazla üçüncü uluslararasında Türkiye şampiyonu, dünya şampiyonu oldum orada. İstiklal Marşı'nı okuttum. 2019'da misyonumu tamamladım. Dedim artık çocukları yetiştirmek istiyorum. Ve şimdi kendi kulübümü kurdum. Gazi Okçuluk Spor Kulübü'nü kurdum. Şimdi çocuklarla burada daha iyi bir sporcu yetiştirmek, geleceğe, ülkesine, kulübüne bağlı güzel bir sporcu yetiştirmek birinci vazifemiz bu. Ben sizin olacak. Gibi milli sporcular çıkmasın değil mi kulübümüzden efendim? Kesinlikle inşallah. Niye çıkmasın inşallah. Bizim amacımız da bu zaten. Çocukları spora kazandırmak. Okçuluk bir de farklı bir spor. Odaklanma, dikkat dağınıklığına ve atasporumuz. Yani okçuluk farklı bir spor. Değil mi? Biraz da aslında çocuklarımızı teşvik etmemiz gerekiyor. Özellikle gelişme çağında çocuklarımızın spor yapması çok önemli. Okçuluk da hem kas gelişiminde, tabii siz daha iyi bilirsiniz hocam. Kesinlikle. Ben sizin kadar bilemem ama ben de çok beğeniyorum. Hatta keşke yapabilsek, hani biz artık yapamıyoruz ama gençlerimiz, çocuklarımızı teşvik etmek bu konuda çok önemli. Hem gelişme çağındaki, onların ergenlik zamanındaki o stresini de alır. Hem daha güzel kasların gelişmesini sağlar. Siz bu konuda neler söylemek istersiniz ebeveynlere? Hocam okçuluk dediğiniz gibi okçulukta farklı kas grupları çalışır. Gündelik hayatımızda kullanmadığımız kas grupları çalışır. Dediğimiz gibi çocukların gelişiminde, odaklanmasında, dikkat dağınıklığı olan çocuklarda bir de okçulukta yaş sınırı yoktur. 6 yaşından itibaren 70 yaşına kadar herkes okçuluk yapabilir. Örnek veriyorum, ben 2018 Avrupa Şampiyonası'nda İngiliz rakibim Çek Cumhuriyeti'nde 63 yaşındaydı. Benim yarıştığım sporcu. Yani okçulukta yaş sınırı yoktur. Okçuluk çok güzel bir spor bu konuda. Ben çok geç başlamışım. Keşke 7 yaşında başlasaydım. Evet hocam, benim de tanımış olduğum bir arkadaşım var. Ama kendisi kadın sporcu. Çok güzel. Yani sadece beylerde, erkeklerde görmüyoruz. Kesinlikle. Kadın sporcularımız da var ve gerçekten çok başarılı. Ben hatta kadın sporcu olarak onu görmüştüm. Tabii çok sporcumuz vardır. Ve çok hoşuma gitmişti. Yani sadece erkeklerin, çocukların değil de kadınların da kendini iyi hissetmesi için ve bu dediğim bahsettiğimiz konulardaki olduğu gibi kas gelişimi için, kesinlikle, kuvvetlenmesi için ve stres atmak için de bence çok güzel, etkili bir spor olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle hocam. Zaten bilirsiniz, 2008 Pekin Olimpiyatlarında Türkiye'ye olimpiyatlarda altın, paralimpik oyunlarında altın madalya getiren ilk kadın sporcumuz Gizem Girişmen'dir. Benim takım arkadaşımdır. Oradan da buradan da ona tekrar selamlarımı gönderiyorum. Yani şu anda Yeşim Ecem Anagöz var. Türkiye'mizin en iyi sporcularından bir tanesi. Mete Gazoz 16 yaşında olimpiyatlara en genç giden sporcu kardeşimdir. 11 yaşındayken ben elemiştim Mete. Yani okçuluk çok farklı bir spor. Dediğimiz gibi okçulukta yaş sınırı yok. Ben herkesin bu sporla tanışmasını istiyorum. Ne kadar güzel bir şey. Yani bizim ülkemizden de tabii sadece bu okçulukta değil, birçok dalda, spor dalında başarılı olarak hem Avrupa'da, dünyada bizi temsil eden sporcularımız var. Tabii sizin başarınız çok büyük hocam. Sizin de böyle bir geçmişiniz olduğu için, milli sporcu olduğunuz için ve de çocuklarımıza bu konuda yön verdiğiniz için öncelikle çok teşekkür ediyoruz size. Çünkü herkesin yapabileceği bir spor değil ama en azından doğru hocalarımız tarafından yönlendirilse çocuklarımızın da gelişim çağında, demin de bahsetmiş olduğumuz gibi, hem kas gelişimi olsun hem ergenlik dönemindeki atlatmalarda, kesinlikle, sıkıntı olmadan ileride tabii daha başarılı sporcular olarak da, belki milli sporcularımız olarak da Ankara'dan, belki bu Gazi Okçuluk Spor Kulübü'nden birçok öğrencimiz çıkabilir. İnşallah hocam. Bizim amacımız da o zaten. Ülkemizi temsil edecek temiz, yarışmacı, başarılı sporcular yetiştirmek. Derdimiz o, gayemiz o. Sadece sağlamlar değil, ben engelli sporcularımızı da davet etmek istiyorum. Çok engelli güzel. Sporcularımızın, biliyorsunuz engelli insanlarımızın, o eskiden 15-20 yıl önce ben ailelerin utanıp çocuklarını özürlü gözüyle bakıp dışarı çıkarmadıklarını, ama şimdi öyle değiliz biz. Bedensel engelli okçulukta ve bedensel engelli diğer branşlarda Avrupa şampiyonlarımız, olimpiyat şampiyonlarımız, dünya şampiyonlarımız. Yani önemli olan bu ülkede kafalarda engel olmasın. Evet hocam. Kesinlikle, yani engelli insanlar her şeyi başarabilir.
Okçulukta biz bunu başardık. Tekerlekli sandalyede olmamız tabii ki bunu engellemiyor. Sonuçta kesinlikle kollarımız çalışabiliyor, beynimiz, aklımız çalıştıktan kesinlikle sonra her şekilde oklarımıza yön verebiliriz değil mi? Kesinlikle. Evet. Amacımız da zaten burada dediğimiz gibi engelli ve sağlam bireylerle çalışıp güzel bir sporcu yetiştirmek, milli takıma ülkemizi temsil edecek güzel sporcular yetiştirmek. Evet. Birinci gayetimiz o. Evet, hocam, vermiş olduğunuz bilgilerle ve gençlerimize kattığınız birçok bilgiyle size çok teşekkür ediyoruz, programımıza renk kattınız. Ben teşekkür ederim. Ben de size teşekkür ediyorum. TGRT ekibinize teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür hocam. Sağ olun. Size sağ olun. Evet sevgili izleyenler, bugün sizlere Ankara Etnobeskut'ta bulunan Gazi Okçuluk Spor Kulübü'nden seslendik.